Hepinize yepyeni bir videodan daha selamlar canlarım. Başlıktan da anlamışsınızdır. Bugün çeyize iyi ki almışım dediğim böyle en çok kullandığım, en sevdiğim ürünleri göstereceğim size. Daha önce birkaç videoda böyle göstermiştim size çeyize aldığım şeyler ama kimisi kullanışlı çıktı, kimisi kullanışsız çıktı. Böyle devamlı elimin gittiği, çok işime yarayan kızlar mutlaka bunları alın dediğim ürünleri göstereceğim size bu videoda. Hatta bu videoya sığmayacak büyük ihtimalle, birkaç video serisi gelecek. Çünkü daha çok ürün var göstereceğim. O zaman daha fazla uzatmayayım, bir an önce başlayayım. İlk önce şu yanımdakilerle başlamak istiyorum. Tefal'in bu Ingenio setleri canlarım. Şöyle de gördüğünüz gibi. Bendeki 1X olan serisi. Bunun sanırım 3X'i işte 6X'i falan varmış. Onları pek bilmiyorum ama 1X'inden ben çok memnunum. Nesinden memnunsun Tutkuş derseniz de. Burada tam 5 tane tencere var aslında ama gördüğünüz gibi sanki tek bir tencereymiş gibi. İç içe geçtiği için hepsi dolapta hiç yer kaplamıyor. Bu yönden çok iyi. Diğer bir sevdiğim özelliği ise canlarım, şöyle göstereyim size. Şu şekilde 2 tane sap çıkıyor setin içinden. Böyle yapıyoruz. Sapını takıyoruz ve yıkarken de böyle çıkartıyoruz. Yani bunlar fırına da girebiliyor. Fırına koyacağım zaman da sapını çıkartıp direkt fırına atıyorum. Ama tencere olarak kullanacaksam sapını takıyorum. Dolapta sapları çıkabildiği için yine yer kaplamaması çok iyi. Makineye bunları henüz atmadım. Aslında atılabiliyor ama ne bileyim işte teflon çizilir falan diye. Ama makineye atarken de yine sapının çıkıp yer kaplamaması açısından bu konuda, yani yer tasarrufu açısından gerçekten harika ürünler. Pişirme açısından da hiç yapıştırmıyor. Yani lezzetli pişiriyor yemekleri. O açıdan da çok memnunum. Ben şöyle şeyler koydum aralarına. Böyle iç içe duruyorlar ya, hani çizilmesinler diye. Bunlara gözüm gibi bakıyorum gerçekten. Diğer tencerelere bu kadar değer vermiyorum. Kapakları da şöyle yine aynı tencerelerde olduğu gibi şu şekilde de durabiliyor. Yani üst üsteyken kapaklar da yer kaplamıyor. Gerçekten. Yani yer kaplamıyor olması küçük mutfağı olan biri olarak çok işime yarıyor benim. Şöyle 3 tane kapağı var. Bunlar da yer kaplamıyor. Bir de şöyle saklama kapakları var. Bunları da aynı zamanda işte yemek çok kaldıysa hiç saklama kabı kirletmeden direkt kapağını kapatıp dolaba atmalık. Bunlardan çok çok memnunum. Yani çok öneririm size. Bana da hep şey soruyorsunuz işte, Tutku 1X'inden memnun musun, yeterli geliyor mu diye. Ben memnunum. Valla daha kullandıkça göreceğiz ama şu güne kadarki izlenimlerim çok iyi yönde. Bunları kesinlikle öneririm. İyi ki almışım dediklerimden. Yine şöyle bunlar kamera açısına görünüyorken sırayla bunlardan gideyim. Yani bir ne denir buna, sepet mi denir, leğen mi denir önereceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama arkadaşlar bunun da yine yer kaplaması açısından şu şekilde katlanabiliyor olması o kadar iyi ki. İncecik oluyor ve ben genelde böyle saklıyorum bunu. Direkt katla koy. Çok pratik. Bunun hatta tasları falan da varmış sanırım, işte temizlik kovaları falan. Bilseydim temizlik kovalarımı falan da yine bundan alırdım. Çünkü yani yer kaplama açısından şahane. Bence hiç düşünmeyin. Böyle eviniz geniş bile olsa niye kocaman işte sepet her neyse duracak ki yani arkadaşlar, yer kaplayacak. Böyle durmasındansa incecik durmasını tercih ederim. İlk ki almışım dediklerimden bu da. Kesinlikle böyle katlanabilir olanlardan alın. Bunu da yerine yerleştiriyorum ve geliyorum. Instagram'dan da sık sık paylaştığım, takipçilerim bilir. Limon sıkacağı. Döküm olan limon sıkacağı bu. Bunu hatta kuzenim Sena, o da yeni evli. Ve ona ben bu çeyiz yaparken şey demiştim. Hani Senoş ne almalıyım, bana ne önerirsin ya. O da bana bunu direkt demişti. Abi Tutku hani şaka gibi bir limon sıkacağı önereceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama gerçekten bulana kadar almadığıma pişman olduğum bir ürün. Keşke öğrenci evine de alsaymışım. Zaten pahalı bir şey de değil. Döküm bir ürün. Limonu yarıya kesip buraya koyuyorsunuz ve limonun böyle tek bir hareketle, hiç böyle böyle güç harcamadan ya da işte çekirdeklerini ayıklamakla ya da posasını o limon sıkacağından temizlemekle uğraşmadan pırt hemen limon sıkıyorsunuz ve inanılmaz suyunu çıkartıyor limonun. Çekirdekler içine düşmüyor. Yani aşırı güzel. Bugüne kadar almadığıma gerçekten pişmanım. Kesinlikle bunu alın. Yani şu an çeyiz yapmıyorsanız, öğrenciyseniz bile öğrenci evinize bile alınır gerçekten. Ve direkt hani suyunu atla, tut, yıka, koy. Yani hani limon da bu arada
değişik bir şekil alıyor bunu ısıttıktan sonra. Sanki böyle işte posalı kısmı kalıyor da içinden daha su sıkacakmış gibi bir görüntüsü oluyor. Ama sıkmaya çalıştığınızda asla su gelmiyor. Yani son damlasına kadar limonun suyunu çıkartıyor. Bu benim bu videonun tap ürünü. Kesinlikle alın dediğim. Yine böyle minik aletlerden gelelim. Victorinox'u biliyorsunuzdur zaten. Yani çeyiz yapıyorsanız, bir araştırıyorsanız en popüler soyacak bunlarda. Hatta ben şey diyordum Alman Hoca, alt üstü bir soyacak ne olabilir ki? Yani ne farkı olabilir ki falan, ama gerçekten fark ediyormuş. Öyle bir incecik soyuyor ki şeylerin kabuğunu, işte patatesin, domatesin, salatalığın falan. Ve çok keskin. Yani hani zevkle soyuyorsunuz. Asla takılmıyor, incecik soyuyor. Yani şunu almasam da olabilirmiş. Bununla genelde sadece patates, işte salatalık ve havuç soyuyorum, ama bu hepsini soyuyor baktığımızda böyle dikey dikey ve hani şu şekilde döndüre döndüre de elmayı, domatesi falan da soyuyor. Ama yine bu da pratik oluyor patates, işte havuç, salatalık soyarken. Ben böyle ikili şekilde almıştım. Dilerseniz de hani çok da pahalı değil ama hani bir soyacağa o kadar bütçe ayırmak istemiyorum derseniz de eğer, şunu da alabilirsiniz. Ben hatta Victorinox'un bıçaklarını da alacağım. Çok iyi bir marka yani bıçak soyacak konusunda. Bunları da bence ne alt üstü bir soyacak deyip geçmeyin kızlar. Gerçekten almışken hani çeyizinize iyisi olsun bence, aldığınıza değsin. Kesinlikle öneririm. Ve gelelim benim en çok kullandığım, gerçekten bunları kullanmadığım bir gün bile olmuyor sanırım. Ölçek kaplarıma. Ya ben bunları aslında böyle tipleri çok tatlı olduğu için şöyle iç içe de geçebiliyor. Instagram'da görüyordum, kimisi böyle işte kahve köşesinde asmış bunu duvara falan. Dekoratif amaçlı aldım. Yani aslında bu kadar ölçek olarak kullanacağımı düşünmüyordum. Ama arkadaşlar bildiğiniz ben bunları dekoratif amaçtan daha çok bir şeyler ölçmek için, pilav yaparken suyunu koymak için, ne bileyim tatlıya şekerini ölçmek için falan ölçü kabı olarak kullanıyorum. Çiçeğimi bile suluyorum yani. Çünkü böyle bir şeyleri akıtmadan damlat falan dökmesi çok pratik oluyor. Aynı zamanda çok tatlılar yani, çok ciciler. Bu 250'ye 500'lük, bu da 125'e 250'lik. Yine yer kaplamıyorlar. Dolapta da şöyle iç içe geçebiliyorlar. İster tezgahınızın üzerine yer varsa hem dekoratif olarak kullanın, hem de gerçekten çok işime yarıyor. Yani almadan önce gerçekten bu kadar kullanacağımı tahmin etmiyordum ama bunlarsız günüm geçmiyor. Kesinlikle öneririm. Bunlar da Karacan'ın ürünleri. Zaten bu videoda gösterdiğim ürünleri de bir link yaparım. Aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Oradan bulabilirsiniz. Kesinlikle alın bunlardan. Gerçekten çok tatlılar. Yani hem işlevsel hem dekoratif. Çok amaçlı. Ve şuradan yine en sevdiklerimden bir tanesini göstereyim size. İyi ki almışım dediklerimden. Elektronik rende, tefalin rendesi. Daha doğrusu doğrayıcı diye geçiyor. Çünkü sadece rende değil, birkaç başlığı daha var. İşte ince ince dilimleme. Bir tanesini tam anlayamadım. Böyle parçalama, ezme gibi bir başlık sanırım. Bir de şu rende başlığı. Ben en çok bunu kullanıyorum. Kızlar yani mücver yaparken, havuç tarator yaparken o mücverin içine hazırlamanız 5 dakikanızı almıyor. Kabuğa direkt soy, tık tık tık. 2 saniyede çıkartıyor hiçbir güç, efor sarf etmeden. Alırken de zaten tahmin etmiştim çok işime yarayacağını. Gerçekten beni şaşırtmadı. Çok çok memnunum ve bence bunu bir alt üstü bir rende ya yaparım deyip geçmeyin. Çünkü bu mücver yaparken, havuç tarator yaparken, ne bileyim havuç salatası yaparken çok fazla rende yapmak gerekiyor. Benim de kollar güçsüz, yani insanın kolu ağrıyor. Hani kolun güçlü bile olsa aynı hareketi yapmaktan devamlı ağrıyor ama çok işime yarıyor. Yani benim için şu an hani misafir geldiğinde havuç tarator yapmak 1 dakika falan yani rendeleme olayı. Hemen ya da mücvere havucu geçiyorum, patatesi geçiyorum. Direkt işte bir soğanı rendelemiyor. O yönden üzdü beni. Keşke soğanı da rendeleseydi. Mücver yaparken onu kendim ayrı rendelemek zorunda kalıyorum. Ama böyle havuç, salatalık, kabak, ne bileyim kereviz, patates gibi sert ve böyle buraya dikey şekilde konulabilen şeyleri güzel rendeliyor. Mor lahana ile soğanı sadece rendelemedi. Onlar da artık nazarlık olsun diyelim. Çok çok memnunum. Bir de bu ince doğrama başlığı da çok güzel. İncecik doğruyor böyle yuvarlak yuvarlak şekilde. Onu da çok kullanıyorum. Ve sona doğru yaklaşırken en çok kullandığım şeylerden bir tanesi de bu mini tencere setleri. Bunlar da arkadaşlar sanırım ben bunları Emsan'dan almıştım. Emsan ya da Karaca olması lazım. Zaten ikisinin ürünleri birbirine çok benzediği için. Şu şekilde üçlü bir set.
şu var, minik tavası. Ondan sonra şöyle bir minik şey, bir de bu var. Bunda yulaf yapması yapıyorum, süt ısıtıyorum. Ne bileyim, bir kişilik çorba yapıyorum evde yalnızken. Kalan yemeği koyuyorum. Bir de şöyle bir kapakları var. Kapak hepsine uyumlu. O konuda çok işime yarıyor. Sütlük diye de geçiyor bu zaten. Yani aldığım cezveler akıtıyor. Onlar akıttığı için sütü bunlarda ısıtıp bunlarla döküyorum yani. O konuda bir de işime çok yaradı. Yine bunlar aynı boyda zaten. Bu da böyle iki saplı olanı. Diğeri gibi aynı şekilde bunu da çok kullanıyorum. Ve bu da işte ben mantının üzerine, bir şeylerin üzerine bir sos eritmek, tereyağı eritmek için çok işime yarıyor. Ya kapağın olmasa çok güzel. Çok sıçrıyor ya o salçalı soslar falan ocağa. Direkt kapağını kapatıyorum. Hepsiyle uyumlu. Bunları da iyi ki almışım dediklerimden ve yapıştırmıyorlar granit oldukları için. Ve geldik son ürünümüze. Bu video için son ürün bu arada. Videonun devam serisi gelecek canlarım. Onları da izlemeyi unutmayın lütfen. Şöyle gösteriyorum. Akasya setlerim yani. Set diyebilir miyiz bunlara bilmiyorum ama yavaş yavaş bunlardan böyle buldukça, önüme çıktıkça alacağım, almaya devam edeceğim. Bunları ben çerezlik olarak aldım ve öyle kullanıyorum. Aslında kahvaltı için falan da zeytin vesaire de koyulabilir. Hani sunum olsun diye, ama çerezlik olarak kullanıyorum ben. Bunların farkı, bambular hani şey diyorlar ya, içine su çekiyor zamanla, küfleniyor, eskiyor işte, şeyini kaybediyor falan diye. Akasyaların öyle bir sorunu yok. Akasyalar yıkanabiliyor. Kimisi de mesela bambuları silerek temizleyin falan diyor ama mesela çok hijyenik gelmiyor bana. Akasyaları yıkıyorum. Sadece makineye hiç atmadım. Elde yıkıyorum, kuruluyorum. Mis gibiler. Yani o kadar hem böyle görüntü olarak güzeller. İki tane kayık tabağını almıştım. Bunlara da meyve koyuyorum, cips koyuyorum, ne bileyim bir çikolata koyuyorum. Dediğim gibi yine kahvaltılık olarak da kullanmak isterseniz domates, salatalık, ikramlık, börek koyuyorum. Yani çok işime yarıyor bunlar da. İyi ki almışım dediklerimden ve en çok kullandıklarımdan. Aklınızda olsun. Siz de böyle şeyler olur alırken, özellikle böyle tabak tarzında bir şeyse, hani sunumluk, kesme tahtalarını vesaire, hani ben de aldım bambu. Ama bu tarzda böyle yıkamanız gereken şeylerde bambu yerine akasya almayı tercih edin. Çünkü akasyalar daha uzun süre dayanıyor ve yıkanabiliyor. Videomuzun sonuna geldik canlarım. Çok fazla uzatmak istemedim. Videoyu böyle birkaç parçaya bölmek istedim. İkinci videoda da iyi ki almışım dediğim diğer ürünleri göstereceğim size. Belki sonra keşke almasaymışım, bunları niye almışım dediğim ürünleri de çekebilirim size. Çünkü birkaç tane böyle memnun kalmadığım ürün de çıktı. Ama bu videoda gösterdiğim tüm ürünleri gerçekten size böyle gönlüm, vicdanım rahat bir şekilde önerebilirim. Çok çok memnunum. İnşallah size güzel fikir olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani şu kız artık YouTube'da da büyüsün. Yani Instagram'daki kitlem kadar YouTube'da da bir kitleye ulaşmak istiyorum ama inanıyorum inşallah bir gün 100 bin olacağız. İlk hedefim 50 bin, ikinci hedefim 100 bin. Bu da sizin desteklerinizle olacak. Hepinizi çok seviyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Bye bye.